Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesip orduları yükleniyor dördün işi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayalsizce teheşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, hakikat mi mahşer. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o bakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbiri kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerci ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyam. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle, kanayan vahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık tübrene çarpsam da tavan, yedi kandili Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarin gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizen ile briz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son emri sahibin kıvırarak servetini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç aslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken üslan, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sanki ruhunla beraber gezer ecram adın. Sanki asarı gömülsen taşıyacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehiroğlu şehit isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Sayın rektör yardımcısı, sayın öğretim üyeleri, çok kıymetli misafirler ve değerli arkadaşlar. Çanakkale Zaferi'nin 95. yılı nedeniyle düzenlenen programa hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Thank you.
Yanında bekliyor seni tahminin. Yürü, atıl, devir karanlığı. Durma, yürü, haydi ileri. Yürü, bu yol, şeref zafer yolu. Karşında bekliyor seni tahminin. Üniversitesi için benim yazdığım bir marş. Atılım marşı.
Başkanı.
Rektörü yardımcım, sayın hocalarım, kıymetli davetliler, sevgili öğrenciler. Bugün ben de bir sınav veriyorum çünkü aramızda benim gibi hocam var. Hocam bugün biraz da bana not verecek herhalde. Teşrifleri için hocama şükranlar arz ediyorum. Efendim bugün varoluşumuzun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelinin atıldığı günün 95. yılı. Tarihte var olduğumuzu, var olacağımızı kanıtladığımız bir gün. Ulusal onurun gücü karşısında her kuvvetin boyun eğeceğini 1915 yılının baharında sergiledik. Yurt sevgisinin verdiği güç, olumsuzlukları olumluya çeviren gücün kaynağının ulus bilinci olduğunu da Çanakkale Savaşı ile öğrendik. Ümmetten millet olma sevgisine de bugün ulaştık. Gönlü yüce, içi temiz, gözü tok askerlerimiz devletimizin olanaklarının kıtlığına karşı oldukça anlayışlıydı. Bu savaşta fakirliğin arkasına sığınmadan özgür ve bağımsız olmak için Lazı, Zazası, Çerkezi, Kürtü, Türkü, Alevisi, Sünnisi bir bütün olarak kan kardeşi, can kardeşi olarak aynı toprakta yaşamanın vermiş olduğu ortak bilinçle vatanımızı korumaya başladılar. Bu topraklar Çanakkale ile vatan olmaya başladı. İtilaf devletleri Türk boğazlarını geçerek Alman ordularını güneyden sararak savaşı bir an önce bitirmek için başlattılar. Çanakkale geçilseydi Birinci Dünya Savaşı bir yılda bitecekti. Osmanlı Devleti 1915 yılında tarih sahnesinden silinecekti. 200 yıldır yenilmemiş, güneşin batmadığı Denizler İmparatorluğu'nun donanması ile Fransız, İtalyan donanması dünyanın en büyük armadası olarak Çanakkale'ye yüklenmişlerdi. 18 Mart'ta Çanakkale'yi geçmek için İtilaf Devletleri donanması 5 sıra halinde 18 yüzen kaleyle 605 topla Çanakkale Boğazı'nı ateşe tutmuşlardı. Donanma zırhlarını ancak özel mermiler delebilirdi. Özel çeliklerle gemiler sağlamlaştırılmıştı. İstanbul'daki Rum ve Ermeniler İngiliz, Fransız bayraklarını hazırlamışlar. İtilaf devletleri İstanbul'a gelince evlerine, iş yerlerine bu bayrakları asarak şenlik yapacaklardı. Gücü bitti. Tükendi sarılan Türkler, Balkan yenilgisinin, Sarıkamış felaketinin, Süveyş fiyaskosunun cesaret kırıcı etkisinden sıyrılarak zor günler için can evinde sakladıkları gücü harekete geçirmişlerdi. Canlarını, mallarını, namuslarını, onurlarını, vatan anayı korumak için bir bütün olarak savaşmaya başlamışlardı. Yüzbaşı, Hilmi Şanlıtop, kardeşlerim, çocuklarım, buradaki yenilgi başka bir yenilgiye benzemez. Yenilgi, devletimizin yok olması demektir. Savaş çok zor geçecek. Düşman güçlü. Biz de kararlıyız. Çünkü vatanımızı savunuyoruz diyerek savaşçıları coşturacaktır.
O savaşçıları, anneleri sütüm helal olmaz kurtarmazsanız vatanı diyerek göndermişti. İstanbul'da Haydarpaşa Garı İstasyonu'nda iki tren hazır bekliyordu. Biri padişahı ve saray ailesini, kutsal emanetleri, öbürü de bürokratları Anadolu'ya kaçırmak üzere hizmete amadeydi. Havranlı, seyir onbaşının 275 kilogramlık mermiyi sıplayıp topa yerleştirmesiyle Fransız Boret'in batmasıyla büyü bozulmaya başlamıştı. Zengin, şımarık sömürücülerle bu fakir, cesaretsiz milletin, bu fakir milletin arasındaki fark buydu. Çanakkale Boğazı geçememişler, boğazına geçememişlerdi. Donanma bocalamıştı. Komutanlar korkmuş, geri çekilmişlerdi. Korkunun ecele faydası yoktu. Halk sokaklara dökülmüştü. Evler, dükkanlar şanlı Türk bayraklarıyla donanmıştı. İstanbul'daki kimi azınlıkların hevesleri kursaklarında kalmıştı. Hazırladıkları İngiliz, Fransız bayraklarını saklamak durumundaydılar. 18 Mart'ta İngilizler beş çayını Boğaz'da içebilmeyi hayal etmişlerdi. Bu hayal de kursaklarında kalmıştı. Boğaz'da, kayıklarda, sandallarda, gemilerde halk bu müjdeyi daha artırabilmek için coşkun bir çığlıkla zaferi kutluyorlardı. İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin yaşlı mahyacısı akşam ezanına yetişecek şekilde Çanakkale geçilmez ibadeli mahyaya asmıştı. Böyle günlerde evinde oturup saklanmayı kendine yediremeyen, savaşan kardeşlerine yardımcı olabilmek için hasta bakıcı, hemşire olmaya karar veren kadınlarımız da kardeşlerinin yanında savaşın destekçisi olmaya başlamışlardı. Türkler vatanlarını, namuslarını, onurlarını korumak için ölüme meydan okurcasına savaşmışlardı. Ve bu savaşta ölüyorlardı. Ya sömürgeciler adına savaşan, maddi ve manevi değerleri sömürülen azınlıklar için savaşıyorlardı. Onlar niçin buradaydılar? Anzak askerleri bunu düşünmeye başlayınca vatan kavramının anlamının ne olduğunu biraz fark etmeye başladılar. Sömürgecilere karşı gelinebileceğini, bunun zenginlikle, fukaralıkla ilgisi olmadığını işte o zaman fark edecekler. Millet olmanın bireylere kazandırabileceği gücü böylece anlayacaklardı. Dünya sömürgecilere karşı mücadele edilebileceğini hayretle ilk defa görüyordu. Bu mücadele için yürek ve bilince ihtiyaç vardı. Bu gerçeği de sömürülen milletlere biz öğrettik. Çanakkale Savaşı bizlere ulusal bilincin gücünü kavrattı. Çanakkale Savaşı dünyanın en zengin devletinin, en kuvvetli ordularının bile yenilebileceğini ispatladı. Çanakkale Savaşı vatan, millet, can, kan kardeşliği gibi kavramların önemini gösterdi. Cumhuriyet Türkiye'sinin kurulması için özgüvenimizi Çanakkale bize aşıladı. Özgürlük ve bağımsızlığın başkalarının bağışı ile değil, ulusal direnme gücüyle elde edilebileceğini bize kanıtladı. Çanakkale
bizi biz yapan öz değerlerimizin farkını bize gösterdi. Çanakkale Türk'ün gücünü dünyaya ispat etti. Değil mi arkadaşlarımız? Bize marş söylerken atan sen rahat uyudu. Yolcusuyuz biz hürriyetin nidalarını çırlandırdılar burada. Rahatımızın rahat uyuyabilmesi için siz gençlerin, bizlerin Atatürk'ün gösterdiği kültür devrimini gerçekleştirip Cumhuriyet'in temelinin kültür olduğu üzerinde bugün sayın hocaların görüşlerini ifade edecekler. İlk sözü Hasan Hüseyin Akbulut hocama veriyorum. Cumhuriyet'in yarattığı kültür ve sanat nedir? Bugün bu kültür ve sanatta neredeyiz? Buyurun efendim. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, Atılım Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri, Müzik Eğitimciler Derneği'nin değerli başkanı, Atılım Üniversitesi'nin değerli öğrencileri, sayın konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi tabii Cumhuriyet'in temeli kültürdür. Kültür kavramı üzerinde çok kısa bir sürede sanıyorum Sayın Başkanım. 15 dakikada bir şeyler söylemeye çalışacağım. Çünkü konu çok geniş. Belki vurgulayacağımız birinci nokta Cumhuriyeti kuranların Yüce Atatürk'ün kurucu önderin bu kavrama çok düşünülenin de ötesine çok değer verdiğidir. Kültür kavramı. Mustafa Kemal Atatürk çünkü kültürü insanı kültür taşıyan bir varlık olarak niteliyor. Toplumu da kültür taşıyan insanlardan oluşan topluluk olarak tanımlıyor. Ve Cumhuriyetimizin kuruluşu aslında tamamen bir kültür devrimi olarak tanımlıyoruz. Nedir peki alanlar? Tabii kültür deyince biraz önce sunucu arkadaşımızın söylediği gibi yaşamda yarattığımız her şeyi kültür olarak tanımlıyoruz. Ama biz onları şekillendirelim. Dil konusunda Cumhuriyet'in yarattığı kültür, yazı konusunda yarattığı kültür, din, inanç anlayışı konusunda Cumhuriyetimizin yarattığı kültür değerleri, bilim alanında, sanat alanında ki resim, heykel, müzik, mimarlık, sahne sanatları alanında yaratılan ortam, yaşam ortamı, yaratılan değerler bütünün tümünü biz Cumhuriyet'in kültür değerleri olarak görüyoruz. Demek ki yani birinci söyleyeceğimiz nokta kadronun, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kavrama çok önem verdiği. İkinci belki vurgulayacağımız nokta kısaca bizim kültürümüz farklıdır. Bizim kültürümüz tek boyutlu değildir, katmanlıdır. Bizim kültürümüz özgündür. Biraz bunu açalım. Şöyle kısaca tanımlayabiliyoruz. Her ulus yaşadığı coğrafyada bir kültür yaratıyor. O kültür o milletin kültürüdür, yaşadığı coğrafyada. Oysa bizim Türkler olarak tarih sahnesine çıktığımız coğrafya bugünkü coğrafya değildir. O zaman ilk kültür kökenimiz Orta Asya'da yarattığımız kültürdür. Orada etkilendiğimiz Çin kültürü, Hint kültürüdür. Sonra göçler yoluyla yarattığımız kültür ve İslam dinini aldıktan sonra etkilendiğimiz İslam kültürüdür. Ve geniş ölçekte etkilendiğimiz Arap kültürü ve Fars kültürüdür. Peki sonra
Anadolu'ya yerleştikten sonra karşımızda bulduğumuz yerel kültürlerdir. Ki bunların 50 civarında olduğu, 50'yi aşkın uygarlığın bu topraklarda yaşadığını biliyoruz. Hititler, Filikler, Roma, Miken, Helen, Avrupa dili de konuşan kültürler. Biz bunlardan da etkileniyoruz Türk kültürü dediğimiz zaman. Sonra Cumhuriyet'le yarattığımız çağdaş kültür, Batı kültürü. Yani 4 boyutlu, 4 katmanlı, çok geniş bir kültüre sahibiz. Peki neyi anlatmak istiyorum? Böylesine özgün bir kültür, böylesine uzun bir tarihsel yürüyüş sırasında bizim unuttuğumuz kendi özümüz, kendi tarihimiz, kendi yazımız, kendi dilimiz, kısaca açıklayalım tekrar. Ben çünkü konu çok kapsamlı. Mesela bizim yazımız Arapçaydı. Arapça harflerle yazıyordu. Ondan önce daha da Göktürk alfabesini kullandık biz. Uygur alfabesini kullandık. Cumhuriyet'te Latin kökenli Türk alfabesini alarak okuma yazma oranını arttırdık. Bizim dilimize uygun bir alfabe yarattık. Peki dil? Yani dilimizi neredeyse unuttuk. İşte Yunus Emre'lerin ortaya çıkışı da bu uzun tarihsel yürüyüş sonunda yine özümüzü arayışın bir sonucudur. Ben çok da hoş olan, ibret veren o günün Türkler hakkında söyledikleri bir sözü burada söylemek istiyorum. Diyorlar ki Türkler Allah'larıyla Arapça, sevgilileriyle Farsça, evlerinde de arada sırada Türkçe konuşuyorlar diyorlar. Yani bizim biliyorsunuz bizim Farsça bizim sanat dilimizdi. Arapça bizim yazı dilimizdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyeti kurarken kültür anlayışının en önemli boyutu özü aramasıdır. İşte Türk tarihini, Türk dil kurumunu kurarken ve yaşamının neredeyse sonuna kadar bunlarla ilgili araştırmalara girişirken çıkış noktası bizim özümüzü, öz kültürümüzü, öz dilimizi, öz tarihimizi arama arayışıdır. Bunun çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Peki, 3. boyut nedir? Çağdaşlaşma boyutudur. Mustafa Kemal Atatürk her alanda kültürümüzün çağdaşlaşmasını hedeflemiştir. Ki çok önemlidir onun söyleme. Uygarlığın gelişimine kayıtsız kalamayız. Ondan feyiz almalıyız. Hatta onu geliştirerek muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartmalıyız sözü bu açıdan çok önemlidir. Yani kültürü olduğu gibi alalım, o donmuş olarak orada bırakalım değil. Ki bugün de yaşadığımız, belki bu konuşmanın sonunda birkaç dakika kalırsa ona değineceğiz. Demek ki özü arayış ve çağdaşlaşma arayışıdır. Peki Mustafa Kemal Atatürk bunları kendi ağzından, bu kültür kendi deyişiyle, kendi konuşmalarında çok kısa nasıl tanımlıyor? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültür derken neyi tanımlıyor? Bakın aynen 1935 yılında 9 Mart'ta partinin, o zaman tek parti var, kuruluşunun kurultayında yaptığı konuşma çok anlamlı. Aynen şunlar söylüyor. Geçen kurultaydan bugüne başardığımız işler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çehresini kesin çizgileriyle ortaya çıkartmıştır. Ve ne diyor? Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dili, güzel sanatlar, bilim, müzik ve teknik kurumlarıyla ve kadını ile erkeği her hakta eşit
modern Türk sosyetesi bu son yılların eseridir diyor. Yeni harfleriyle, ulusal tarihiyle, ki bugün bize unutturulmaya çalışılan ulusal tarihimizle, öz dilimizle, Türkçemizle, güzel sanatlar alanındaki atılımlarımızla, bilimsel kurumlarımızla, teknik kurumlarımızla ve kadınla erkeği eşit haklara sahip kılan şeylerimizle, yaşamımızla bir kültür yarattık diyor. Dahasını söylüyor aynı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk. Diyor ki Türk ulusu ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çevreledikten sonradır ki onun yüksek kapasitesi ve erdemi uluslar arasında tanınır. Türk ulusuna doğuşsal rengini veren bu devrimlerden her biri çok geniş tarihsel devirlerin övünebileceği büyük işlerden sayılsa yeridir diyor. Yani bizim varlık nedenimizi bile Mustafa Kemal Atatürk bu saydığı işlerle ilgili, saydığı yaşamla ilgili, dil devrimiyle ilgili, öz tarihimizle ilgili, harf devrimimizle ilgili, güzel sanatlar alanındaki atılımlarla işte bir üniversitedeyiz, bilim kurumlarımızla birlikte kadın ve erkeği eşit kılabilirsek ancak var oluruz diye bu kadar da önem veriyor. Peki, ben tabii konu çok geniş. Mesela dil konusu ne kadar önemli, onu Nevzat Gözaydın hocamız çok güzel anlatacaktır. Ama ben burada mesela Konfüçyüs'ün bu konuyla ilgili çok önemli küçük bir sözle anlatmak istiyorum. Şunu diyor, 2500 yıl önce yaşayan bir bilgin, Çin bilgini, dille ilgili bakın ne diyor. Bir ülkede kelimeler yanlış yerde kullanılırsa kavramlar karışır. Kavramlar karışırsa mantık alt üst olur. Mantık alt üst olursa devlet tehlikede demektir. Yani dil konusu yalnız bizim kendi aramızda bir iletişim aracı olmanın ötesinde diyor ki iyi kullanmazsak mantık yok olur. Mantık yok olursa devlet tehlikede demektir. Bu kadar önemli. Her devrim bu kadar önemli. Ben sanıyorum hocam vaktim çok az ama mesela sanat alanı ile ilgili kısa birkaç not ileteyim. Çok önemli atılımlardır hem de şaşırtıcı boyuttadır. 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. Hemen 1924'te mesela Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkartılıyor. Hemen yine 1924'te 6 ay sonra Mızıkayı Humayun Ankara'ya getiriliyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın, benim de Sayın Sansa'nın da görev yaptığı çok tarihsel değerdeki kurum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeniden oluşturuyor, halka konserler veriyor. 1924'te Musiki Muallim Mektebi, Müzik Öğretmen Okulu kuruluyor. Sonra halk evleri açılıyor. 4708 halk evi, bunların her birisi birer konuşma konusudur. Sonra çok ilginç, ilk Türk operası 1934'te çok ders verir nitelikte İran Şahı, doğudan İran Şahı geliyor. Mustafa Kemal Atatürk onun şerefine bir opera besteliyor, Özsoy operası. Şimdi ne kadar ders verir boyuttadır. Doğudan gelen bir devlet adamına modern Türkiye'nin bir sanat alanıyla değer veriyor. Yani müzikle, o operayla, İran'la olan dostluğu, teksti de öyledir. Onu kurmak istiyor. Daha sonra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün kurulması, 1936'da çok önemli Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kurulması, giderek tatbikat sahnesinin kurulması 1940 ve 1948'de 49'da operanın kurulması, devlet tiyatrolarının kurulması, Türk Balesi'nin kurulması. Bu kadar belki dünyada bu kadar kısa sürede bu kadar yoğun bir sanatta kurumlaşmayı göremeyiz diye özellikle belirtmek istiyorum.
Yani Cumhuriyet'in sanat devrimi, kültür devrimi ne böylece kısaca vurgulamak istiyorum. Hocam ben belki son olarak bugün neredeyiz? Kısaca onu belirtmek istiyorum. Bugün bunu çok iyi düşünmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği, Cumhuriyet'in getirdiği kültür devrimi nerededir? O ne yapılmak isteniyor? Mesela ben çok özel bir şey söylemek istiyorum. Ciddi bir karşı duruş sergileniyor. Bunları bilelim. O kültür devrimini tersine çevirmek isteniyor. İşte mesela bir kitaptan sizden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu Yeni Türkiye Cumhuriyeti, çok enteresan bir kitap. Yeni adının yeni olduğuna bakmayın. Yani yeni bir Türkiye yaratılmak istenirken eski bir Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki bir Türkiye yaratılmak isteniyor. Ben çok kısaca bu kitabın özetini çıkarttım. Bu kitap neden önemli? Mesela bu kitap, ben bu kitabın tanıtımını yapmıyorum size. Bu kitabın yazarı Graham Fuller. Çok önemli bir isim. Kim bu Graham Fuller? CIA'in Türkiye masası şefliğini de yapan önemli bir istihbaratçı. Yani küresel güçlerin Cumhuriyet'in kültürünü yok etmek istemesinin ben şeyini, birkaç şeyini söylüyorum. Ne diyor bu kitap? Bakın, tam bizim söylediklerimizin tersini söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyet ile kültürel köklerinden ayrıldı diyor. Tam tersi. Cumhuriyet bizim kültürel köklerimize dönüştür. Peki ne diyor ikincisi? Türkiye Cumhuriyet ile İslam'a sırtını döndü. Yok böyle bir şey. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün din konusundaki yaptığı bir iki şey, birkaç satırla Mustafa Kemal Atatürk Türkçe hutbe geleneğini başlattı. Mustafa Kemal Atatürk Kur'an'ın ilk Türkçe tefsirini yaptı. Mustafa Kemal Atatürk bununla da yetinmedi. Elmalılı Diyanetçi, Diyanet İşleri Başkanı Hamdi Efendi'nin 9 ciltlik Kur'an'ın Türkçe tefsirini yaptırdı. Neden bunu yaptı? Aracıları kaldırmak istedi. Tanrı'yla insan arasındaki, Müslüman arasındaki aracıyı kaldırmak istedi. Hürafeleri kaldırmak istedi. Yani dini bizim vatandaşımızın kaynağından öğrenmesini istedi. Şimdi bakın bu kitap diyor ki İslam'a sırtını dönüyor. Yok böyle bir şey. Yani İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Tanrı'yla insan arasında aracı yoktur. Gerçek İslam'ı yaratmaya çalıştı Mustafa Kemal Atatürk. Peki daha ne diyor? Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'ya sırtını döndü. Arap dünyasına sırtını döndü. Arap harflerini reddederek tarihten radikal olarak koptu. Ben biraz önce size burada okudum. Bizim Arap harfleri bizim öz harflerimiz değildi. Bizim Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Latin kökü. Yani bu kadar ters bizim işte hepimiz izliyoruz. Atatürk'ün resimlerini duvarlarınızdan kaldırın diyorlar. Neden diyorlar? Şimdi Osmanlı'ya sırtını döndü diyorlar. Peki Osmanlı'yı neden yıktınız diye sormak lazım. Neden bunlar söyleniyor? Biz Cumhuriyet kültüründen, bütün bu değerlerden ayrılırsak, arınırsak, sırtımızı dönersek bizim çok kolay yine yutulacağımız, yenileceğimiz, uygarlığa sırtımız, çağdaşlığa sırtımızı dönersek çok rahat yenileceğimiz varsayılıyor. Bunlara dikkat edelim. Ben özellikle de çok teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği kültür devrimine yürekten desteklememiz gerektiğini, onu korumamız, onu daha ileriye taşımamız gerektiğini düşünüyor. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep Bulut'a teşekkür ediyoruz. Sayın konuşmacı, kültürün tanımını yaparak
Cumhuriyet'in kültürel değerlerinin neler olduğunu bize anlattılar. Bizim kültürümüzün farklılığından söz ederek kültürümüzü etkileyen unsurları sıraladılar. Çağdaşlaşma boyutumuzun ne olduğunu, uygarlığın ne olduğunu, hangi anlama geldiğini, varlık sebebimizin diğer toplumlara göre bizi biz yapan varlık değerlerimizin neler olduğunu ifade ederek dil ve uygarlık arasındaki ve ulusal bilinç arasındaki ilişkiyi dile getirerek Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan kültürel atılımlarımızı dile getirdiler. Ve bu arada kültür devrimimizin tersine döndürülmeye çalıştığını, bu konuda da siz gençlerin uyanık olması gerektiğini öğütlediler.